İyi akşamlar Türkiye'nin nabzına. Habertürk'e hoş geldiniz. Gündemdeki sıcak gelişmeleri, önemli başlıkları çok değerli konuklarımızla masaya yatıracağız bu akşam. Kobani'deki IŞİD kuşatması Türkiye'de çok geniş yankı buldu. Pek çok ilde düzenlenen protestolar çatışmaya dönüştü. 30'un üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Muhalefet hükümeti, hükümet muhalefeti suçladı. Gelinen noktada yeni bir güvenlik paketi gündemde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu ipuçlarını verdiği güvenlik paketi ne getiriyor? Meclisteki siyasi partiler pakete ne diyor? Az sonra ayrıntılarıyla masaya yatıracağız, konuşacağız değerli konuklarımızla. Tartışılan bir diğer başlık hiç kuşkusuz çözüm süreci. HDP'den hükümetin yol haritasına ilişkin taslak metni paylaştığına dair açıklamalar geldi bugün. Peki yol haritasında neler var? Çözüm sürecinde bundan sonra hangi adımlar atılacak ya da atılmalı? Bu akşam konuşacağımız bir diğer sıcak ve önemli başlık. Ve tabii ki HSYK seçimleri malum 14 bin hakim ve savcı dün sandık başına gitti. HSYK'nın 10 asil 6 yedek üyesi daha belirlendi. Seçimin galibi Yargıda Birlik Platformu oldu. Yeni dönemde HSYK'da dengeler nasıl değişecek? Yargıda vesayet tartışmaları sona erecek mi? Akıllardaki tüm bu soruların yanıtını da arayacağız bu akşam. Çok değerli konuklarım. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, AK Parti Diyarbakır Eski Milletvekili Abdurrahman Kurt, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen ve gazeteci yazar Nevzat Çiçek'le birlikteyiz bu akşam. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir bayram tatili araya girdi. Sonra yine birlikteyiz. Gündem gerçekten çok önemli gelişmelerle karşı karşıya Türkiye. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Habertürk TV adı Twitter adresine sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen başlayalım. Yapılan vandalizm aslında çözüm sürecini sabote etmek isteyenlerin hedefinin sadece Kobani değil, Türkiye'nin geleceği ve bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki kalkınma projelerimizin engellenme çabası. Kesinlikle Türkiye 1990'lara geri dönmeyecek. Uluslararası odakların maşası olarak Kobani bahanesiyle polisimize, askerimize, kamu ve özel mülküne saldıran her kim olursa olsun riskiyle karşılığını alır. Bundan sonra daha da sert olarak alacaktır. Bunu da bilmeniz lazım. Ve programa hemen başlıyoruz. Birkaç başlığımız var. Onları değerli konuklarımızla konuşacağız. Değerli yorumcularla. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Habertürk TV adı Twitter adresine az önce de söylediğim gibi yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Sayın Bilgen sizle başlayalım mı? Şimdi biz Kobani eylemlerinden sonra sizle bir yayın yapmıştık. Oradaki yorumlarınızı aktarmıştınız ama şimdi hükümet bir güvenlik paketinin yolda olduğunu söyledi. Kobani eylemlerinin ardından 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Gezi eylemleri sırasında da gündeme gelmişti ama şimdi hız kazandı. Ne dersiniz? Bu paket neye yol açacak? Nasıl sonuçlar doğurur? Siz ne diyorsunuz bu paket? Yani toplumsal olayların yaygınlaştığı, yoğunlaştığı dönemlerde Türkiye'de hep güvenlik bürokrasisi içerisinden böyle talepler gelir. Şüphesiz yani o ortamın gerginliği içerisinde yaşanan acılar, dramlar içerisinde anlaşılabilir bir taleptir. Ama dünyadaki genel fotoğrafa baktığımızda Türkiye geçmişine dair özellikle 90'lı yıllar hani bu politikaların en sıkı uygulandığı dönemlerdir. Bu yıllara baktığımızda bu tip tedbirlerin tam ters teptiğini biliyoruz. Yani o güvenlikle özgürlük arasındaki dengeyi yani güvenlik lehine düzenlemeye kalktığınızda hem insan güvenliği, toplum güvenliği tehdit altına girer hem de demokratikleşme süreci ciddi bir risk altına girer ki aslında tam da hani kör şiddetin hedeflediği şey budur. Yani bir ülkede toplumun büyük ekseriyeti baskı yoluyla yani daha otoriter politikalarla, güvenlik politikalarıyla yani bir kalıba sokulduğu andan itibaren aslında orada fiili olarak yani özgürlüklerin toplumsallaşması ve birlikte yaşam tehdit altına girer. Dolayısıyla bu yöntemler daha önceki terörle mücadele yasası ile ilgili düzenlemeler yapılırken de aslında çok tartışıldı. 90'lı yıllarda şüphesiz çok yaygın biçimde faturasını, bedelini ödedik. Bugün de yani polisin fiilen zaten yaptığının hukuki kılıfını bulma
çabasıdır bu. Yani zaten Türkiye'de şu anda toplumsal olaylara ne yazık ki yani ateşli silahlarla müdahale konusunda yani son derece tabii ki o ortamın gerginliği içerisinde belki konuşmak, tartışmak farklı ama yani son derece keyfi uygulamaların olduğunu da çok net biçimde biliyoruz. Gezi'de de yani bunu gördük. Bu şeyin paketin gerilimi daha da artıracağını düşünüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani gerilimi artıracağı gibi yani sükuneti sağlaması ya da barışı tesis etmesi falan da mümkün değil. Yani toplumsal olaylar sonuçtur. Yani bir takım politikaların sonucudur. Bir patlamadır, bir tepkidir. Yani burada tabii ki hani tepkinin nereye kadar sivil, meşru, şiddet içermeyen, ifade özgürlüğü kapsamında, toplantı gösteri yürüyüşleri kapsamında ele alınacağı ve hangi aşamadan sonra nasıl şiddetin yaygınlaştığı konusunda çok ayrıntılı, ciddi bir yüzleşme gerekiyor. Yani göstericilerden kaynaklanan boyut, yani kabul edilemez davranış biçimleriyle güvenlik güçlerinin müdahalesiyle aslında bir süre sonra yani gösterinin şiddet içermeyen gösterinin şiddete dayalı bir tepkiye dönüşmesi kesinlikle birbirinden ayırt edilerek ele alınması gerekiyor. Son gösteriler yani 55 ilde Kobani ile ilgili gösteriler yapıldı Türkiye'de. Yani Türkiye'nin 55 ilinde bizim tespit edebildiğimiz bu illerin birkaçında sahiden hani gösterilerin amacına da uymayan, yakışmayan ve politik olarak göstericilerin kimliğiyle de örtüşmeyen yani bildiğimiz yağmacı, hırsız, yan kesici gibi yani bir takım yani hatta organize suç örgütlerinin de yani sonra gözaltına alınanların içerisinden bilindiği için böyle somut söylüyorum yoksa hani bir suçlama bir genel yaygın hani muğlak bir ifade kullanmak için söylemiyorum ama bu gösterilere karışmış ve yağmaya kadar varan yani işte bir takım uygulamalara evet yani imza atılmıştır. Galiba. Ama bu fotoğraf, bu tablo yani bir bütün fotoğrafı anlamaya yetmez. Sonuç itibariyle birçok şehirde yani birçok şehirde aslında yani en azından başlangıç itibariyle işte Varto'daki yani ateşli silah kullanımıyla hayatını kaybeden gösterici bir dönüm noktasıydı ki aslında 90'lı yıllar hatta 2000'li yıllardaki bazı nevroz gösterilerinde de bunun örneklerini hepimiz biliyoruz. Evet. Yani kitleye ateş açıldığında bu ateşi yani açan güvenlik görevlisinin o anki kişisel inisiyatifle mi bunu yaptığı yoksa bir politik iradeyle mi yani gösterilerin provoke edilmesi, yaygınlaşmasına dair bir test etme mi, evet. bir nabız ölçme mi? Bunu tabii yani tek tek şehir şehir belki konuşmak gerekiyor ama bu şehirlerin büyük kısmında... Yani, farklılık gösteriyor mu şehir bazında gösterilen tepkiler? Şunu söylemek için ben hani bunu ifade ediyorum. Bu gösterilerin büyük kısmında hayatını kaybeden işte 40 kişi içerisindeki tabloya baktığımızda, tek tek baktığımızda yani büyük kısmında... 25'in üzerindeki en azından sayı yani çok net biçimde polisin ateşli silahlarıyla yani hayatını kaybeden insanlardan oluşuyor. Şimdi birazcık yani dünyadaki hani örneklere baktığımızda bu kadar dar bir süredeki toplumsal gösterilerde bu kadar çok insanın hayatını kaybettiği birkaç örnek var benim gerçi bildiğim. Gerçi Diyarbakır valisi Hüdapar'la işte... Onu hariç tutarak söylüyorum o çatışmalar da ayrıca yani tabii konuşulmaya değer. Adana'daki durum, Mersin'deki durum yani Diyarbakır'daki durum bunlar Antep'te. Peki evet. Bunlar ayrıca konuşulmaya değer ama ben hani şuna dikkat çekmek istiyorum. Benim hatırladığım mesela 86 yılıydı galiba Tiananmen Meydanı'nda yani işte Çin'de ilk gösteriler başladığında Çin yönetimi çok sert müdahale etmiş ve bastırmıştı. Yine müdahale edip bastırılan bir örnek Özbekistan'dır. Parlamento binasının üzerinden göstericilere ateş açıldı. Yani onlarca insan hayatını kaybetti ve gösteriler bastırıldı. Yani eğer bu bir yöntemse hani meşruysa kabul edilebilirse devlet, hukuk devleti bunu kendine yakışır buluyorsa hani fotoğraf böyle. Bu bir başarıysa başarı. Tırnak içinde söylüyorum. Ama genellikle tam tersi olmuştur. Dünyadaki büyük isyanlar, büyük toplumsal kalkışmalar ve büyük kırılmalar gösterilere yapılan sert müdahalenin neticesinde artık hani artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan insanların ateşin de üzerine gitmeyi göze alarak artık hani karşı şiddete de evet. başvurduğuna dair örneklerdir. Dolayısıyla... Peki bu şehir şehir dediğiniz Bingöl'de konuşmadan olmaz. Onunla ilgili yorumunuzu da alayım. Sonra hemen Abdullah evet, yani, Mahmut'u dinlemek istiyorum. Peki Bingöl'le ilgili mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir tepkisi var diyor.
diyor ki polisime kurşun sıkacaksın, utanmadan bir de barıştan söz edeceksin diyor. İşte bedelini Bingöl'de nasıl ağır ödedilerse yine bedelini ağır ödeyeceklerdir şeklinde Sayın Erdoğan'ın yorumları var. Burada iki nokta var. Birisi Bingöl bence de yani bu süreçte yani tıpkı işte 33 erin öldürülmesi gibi, tıpkı başka bir takım yani işte çok karanlık kalmış ve hala aydınlatılmamış olaylar gibi bence karanlık kalacak. Öyle mi? Karanlık yani ne yazık ki çünkü yani olaylar sakinleştirilecekken ve yani bir biçimde diyalog yoluyla bir çözüm süreci hem Kobani için hem Kobani için somut adımlar atılacakken hem de diyalog yoluyla toplumsal gösterilere sert müdahalenin önüne geçilecekken yaşanmış bir olaydır ve ama yani yapılan açıklamalar da olayın kendisi kadar vahimdir. Yani misliyle müdahale etmek hukuk devletinde olmaz. Hukuk devletinde bulur, yargılar, cezalandırırsınız. Kaldı ki o kadar tutarsız şeyler var ki bir taraftan infaz edilmiş insanlar var. Yani bunların bu olayla ilgisini bundan sonra nasıl konuşacağız, nasıl ölçeceğiz, nasıl test edeceğiz? Sonra Kayseri'de bulunan insanlar var. Yakalandılar biliyorsunuz Ankara yolunda. Önce medyaya servis edildi. Bunlar da olayın parçasıdır diye. Sonra serbest bırakıldılar bu insanlar. Evet. Demek ki değilmiş. Yani yanlış bilgilerle kamuoyu yönlendiriliyor ve bu bir alışkanlığa dönüşürse yani devlet bu tip olaylarda tabii ki olayın kendisi hani üzüntü verici ama buna karşı tedbiri, muamelesi yani işte yargılama olmadan bir cezalandırmaysa bu yargısız infaza gider. Bunun başka literatürde bir karşılığı yoktur. Peki. Sayın Kursi de devam edelim. Muhalefeti de dinleyeceğiz ama. Kayseri'dekiler bu güzel bir şey demek ki hukuk işliyor. Yani eski devlet hususuz bakmadan infaz ediyordu. Dolayısıyla bu eskiyle alakası yok. Demek ki suçluysa serbest bırakılıyor. Şey için söyledim sadece. Onlar yakalandığında da kamuoyuna işte bunlar da sorumlusu dendi. Belki tamam, de öldürülenler de ilgisi olmayan insanlardı. Doğrudur ama şimdi, acele... Gezi döneminde gündeme gelmişti böyle bir paket. Bu kez gündeme gelmesi... Evet. Şöyle söyleyeyim. Tabii bu bir kere öncelikle ölenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte mağdur olmuş bütün insanlarımıza hakikaten geçmiş olsun demek gerekiyor. Zor, zor kötü bir süreç yaşadım. Bir yangının fitili ateşlenmiştir. Bugün burada her birimizin konuşurken bundan sonra bu yangının daha büyük sıçramalar yapmaması için nasıl konuşabiliriz, ne yapabiliriz? Bununla ilgili de biraz daha selamet içerisinde mutedil bir çizgiyle konuşmakta hepimizin zorunluluğu ve vebali var diye düşünüyorum. Evet. Tabii bunları yaparken gerçekleri göz ardı ederek yaptığımız zaman bu buna hizmet etmez. Onu da söylemek lazım. Ortada bir yanlış varsa, kusur varsa bunu söylemeden ve bunu örterek bir dil kullanırsak eğer bu mağdur olmuş insanlarda başka yönelimlere sebebiyet verebilir. Gerçekler ki bugün bunu yaşamaktayız. Ne oldu size göre? Şimdi gerçekte şu oldu. Kobani üzerinden bir duygu patlaması daha önceden de hazırlanmış, ajde edilmiş bir şekilde sahaya kondu. Maalesef ortaya konduktan sonra bu duygu patlaması içerisinde sahaya inenler üzerinden de bir saha temizliği yapılmaya kalkıldı. Farklı siyasi rakipler yok edilmeye kalkıldı. Bu bir kere bunun ismini böyle koymak lazım. Yani bu saldırıya uğrayan dükkanların çoğunluğunun belirli dükkanlar oluşu, farklı siyasi partiler oluşu, farklı dükkanlar daha önce kapatmalarla ilgili tespiti yapılmış dükkanlar oluşu. Hüdapar'dan mı söz ediyorsunuz? Hüdapar ve başka kısmen dükkanlarını kapatmayan insanlar. Sadece Hüdapar değil bu. Bunların özellikle seçilmiş olması çoğunlukta. Bunlar önemli göstergeler. Şimdi ben açık ve net söyleyeyim. 90'lı yılların başında ben bu olayların içindeydim. O zaman da gene bu Hizbullah denen yapı o zaman Hizbullah değildi. İlim cemaatine ilişkin saldırılar vardı. Şimdi kamuoyu diyor ya işte polis kurdu, devlet kurdu. Devlet kurmadı bunları, ben onu size söyleyeyim. Bunu bilmeyenler öyle konuştu. Daha sonra devlet manipüle etti. Daha sonra manipüle bu çatışmalar başladıktan sonra oldu. Çatışmaların başlangıçlarında da bilenler bilir. İdil'de bir ilim mensubunu infaz etmek için evine gidip bulunduğunda anne babasının infazı gerçekleştirilmişti orada. Buna mukabil de ilk defa karşılık olarak ilinciler dediğimiz grup orada gidip Mikhail Bayro isminde bir PKK sorumlusunu öldürdüler. Evet. Ve öldüren iki kişi Hacı ve Ata hala isimleri aklımdadır. Özel timle çatışarak onlar da özel tim onları orada infaz etti. Buradan sonra olaylar başladı. Devam etti. Yani ilk karşılık vermeler de böyle başladı. Daha sonra manipüle edildi bu çatışma. Devlet bunu bir şekilde Kürtlerin bölge içerisindeki bütün kazanlarını da yok edici şekilde kullandı. Evet. O günkü devletten bahsediyoruz. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Hüdapar'a yapılan saldırılar ilk değil. Ben
2004'ten beri il başkanıyım. Daha öncesinde de bölgeyi bilen insanlar bilirler. Ama son dönemde var mıydı aralarında? Abi 200'e yakın bana verilen, ben insan hakları komisyonundayken bana verilen dosyada 200'e yakın saldırıları var. Birçoğunda da ben bizzat araya girmişim. Örneğin Adana'da, örneğin Hakkari'de. Bunların dernekleri kuşatılmış, yakılmak üzereyken beni aramışlar. Sizin devletiniz bizi kurtarmayacaksa, bizi sokağa çekmek isteyen sizsiniz diye bizi itham etmişler. Ve ben valiyi aramışım. Emniyet müdürünü aramışım. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Giremiyoruz diyorlar. Oraya girersek daha fazla ölü çıkacak. Siz girmezseniz başkaları kendilerini savunmak zorunda kalacak. İç çatışmaya sebebiyet verecek. Bu şekilde zorla birkaç yerde bazı insanları kurtarabilmişiz. Bunları yaşadık. Şimdi bunları görmezden gelirsek, olmamış gibi davranırsak, bizim Diyarbakır'daki bazı STK'lar bunları zamanında söyleseydi, biz zamanında uyarıcı görevimizi adaletle yapmış olsaydık belki bu olayın daha sonrasının yapılmamasına sebebiyet verebilirdi. Bunlar olmadı. Bugün de geldiğimiz noktada bunları görmezden gelirsek. Peki. Çünkü bugün ciddi bir çatışmanın eşiğindeyiz. Bugün ben yapılan açıklamaları dinlediğim zaman açıkçası korkuyorum. Ciddi bu ülke bir adına korkuyorum. Derken, karşılık verilmesine var. İlişkin bir noktaya gelinden bahsediliyor. Pardon, şimdi herkes bu güvenlik paketinden bahsediyor ama eğer bir devlet asayiş noktasında zafiyet gösterirse, açıkça ne söylemek gerekiyor? Bu toplumda birileri kendini savunmaya kalkarsa bu da hukuk mu bir şey kalmaz. Biz bunları yaşadık. Yaşamamak için ne yapmak durumundayız? Buna bakmalıyız. Elbette bu güvenlik dediğimiz şey hepimizin mücadelesini verdiği özgürlüklerden fedakarlık yaparak olmaması gerekiyor. Ama bugün hükümet özellikle PKK ve Hizbullah arasında ciddi bir çatışmanın eşiğindeyiz. Eşiğindeyiz. Ben buradan uyarıyorum. Ve bu asayiş konusunda zafiyet ve bu süreç içerisinde Hatip Dicle hariç çok sorumlu bir dil kullananı görmüyorum. Evet. Ve ben buradan Hatip Dicle'ye tekrar sesleniyorum. Onun daha fazla etkisi olacağına da inanıyorum. Bu çatışma başlamadan durdurmak için Hüdapar'la ilgili onlara düşen vebal kısmında, sorumlu kısmında ne varsa yapmak durumundalar. Biz böyle bir çatışma olursa, bakın ben 90'larda uyardığım zaman demiştim ki bunlara. O zaman benim de gene iki taraftan da arkadaşlarım vardı. Biz o coğrafyada yaşıyoruz. Bir komşun böyleyse öbür komşun öyle olabiliyor. Ben dedim ki bak yanlış yapıyorsunuz. Yaptığınız bu baskı bir iç savaş çıkaracak. Daha 90'lı yıllar ilim Hizbullah olmamış, çatışma başlamamış. Ama bazı yerlerde görüyoruz. Evlerine tehditler, evlerine bombalar, bunları gördüm ben. Yaşadım yani. Evet. O zaman uyardığım şeyde bunlar 3-5 kişi, hatta şeyin de açıklamaları vardır. O zamanki yapı, örgütün yapılanmasında da hem askerle savaşırken hem askerin ultra seküler yapısından bir ortak bağ kurup muhatap olmaya çalışıyorlar. Bunu da biz olmasak bölgede bunlar gelecek şeklinde bir ibra mantığıyla kullanıyorlar. Bunun üzerinden de şirin görünme şeyi var. Bizim maalesef toplumumuzda böyle bir kötü bir gelenek vardır. Bir başkası üzerinden peki, ibra etmek. Peki siz Hatip Dicle'ye seslendiniz. Size ben devam edeyim. Evet, temaslarda bulunmuşsunuz. O zaman uyarımı dinlemediler. Yaşadığımız şeyler hepimize neler ödettiğini hepimiz gördük. Bugün tekrar aynı şeyi söyleyeyim, daha yolun başındayız. Eğer ders almamız gerekiyorsa geçmişimize bakın. Kimsenin kazanmadığı, hepimizin kaybettiği o savaşlar ortadadır. Bugün ondan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu anlamda Hatip Dicle'nin şimdiye kadar daha olumlu bir dil kullandığına şahit oldum. Ve öyle inanıyorum ki inşallah o bu konuda daha gayretli ve çünkü şu anda kırılan bir taraf var. Saldırıya uğradığı kesin, mağdur edildiği kesin bir taraf var. Bunu yapan provokatör olup sizin içinize girmişse bakın 33 kurşun, 33 kurşun. Sayın Kurt, Hüdapar'cılarla görüştünüz mü? Görüştüm, onlardan da arkadaşlarımla görüştüm. Abdullah Bey, benim önümde listeler var, ben isimleri okuyayım isterseniz. Buyurun. Yani bu sanki tek taraflı saldırıymış gibi söylüyorsunuz. Yani ben size dar geçitte hayatını kaybeden gençlerin isimlerini de okuyayım. Saldırıyı yapan fotoğrafla ilçe yöneticileri var. Yani şimdi bakın o günkü hani Twitter'ı ben izledim sabaha kadar. Bunu doğru bulduğum için söylemiyorum asla. Şimdi Ayhan Bey, sanki bir taraf, siz elinizi vicdanınıza koyun. Bir taraf bak, yapmış gibi aktarırsanız bu çok burada, doğru bilgi olmaz. Burada yani. Biz haksızlığı görüp de susarsak diye siz şeytan oluruz. Elimizi vicdanımıza koymak zorundayız. Ben o gün sabaha kadar atılan tweetleri de izledim. İdil düştü, Nusaybin düştü. Hakkari'de polise sokağa çıkma yasağı koyduk. İdil'de, Nusaybin'de polise sokağa çıkma yasağı koyduk. Falanca Batman'da Hüdapar'ın binasını yaktık. Oh ne güzel olmuş gibi bunların hepsini ben okudum. Ve ben, o gün yürüttüm. Onlar ne kadar yanlış idiyse ben bizatihi bana yönelik o çevreden gelen küfürler, tehditler, hakaretleri biliyorum. Evet. Yani o da bir gerçeklik. Evet. Dolayısıyla ben burada hani şu tabloyu de devletin ortaya koyması lazım. Diyoruz ki bakın. Kimseye bunun olmaması için bir kere hani devletin bu çatışmayı seyretmemesi lazım. Bir. Seyretmemek ikincisi, ne yapmak? Bunun için güvenlik paketine ihtiyaç var diyorum. Yani burada bir biçimde hani birbirini kırmasını adeta kendisini hakemlik rolü çıkartmak için tarihi bir strateji olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani 90'lı yıllarda da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yüzleşme yapılsaydı. Şimdi ben o zaman buradan bir çağrı yapıyorum. Buradan bir çağrı yapıyorum. Bir çağrı yapıyorum. Bir hakem kurulu kurulsun. Tabii tabii gayet tabii. Hüdapar ve
oradaki BDP, bölgedeki BDP yetkilileriyle bir araya gelinsin, bir hakem kuruluyla. Evet, gayet yerinde olur yani, doğru. Hakikaten izzetlice ve onurluca, korkmadan, kaygı duymadan ama bu toplumun geleceğini de başkalarının cinnet hakkına emanet etmeden bir gelinsin, bakınsın neler yaşanmış. Yoksa şimdi o dedi, bu dedi. Şimdi ben yaşadıklarımı bilirim Ayhan Bey. Peki, yani şimdi kalkıp burada... Abdurrahman Bey, bir ara vereceğim ama diğer kişileri de dinlemek istiyorum. Şimdi sizin yaşadıklarınızın içerisinde ben, yani sokaklardaki infazlar, İzzettin Yıldırım, Hikmet Fidan, bütün bu olaylarla ilgili benim onlar, bir yüzleşme onlar da var, yaşandı bak, mı? Bak, onlar da var. Hayır, hayır, bir yüzleşme yaşandı mı? Yaşanmadı. Babası tarafından yani, oğlu öldürtülen yaşandı mı? Tabii yani. Yaşanmadı değil doğru mi? Doğru. Bütün olarak bakın, ben şundan bahsediyorum. 33 bakın, kurşunu hayır, yapanlar kimdi biliyor musunuz? 33 askeri öldüren kimdi Ayhan Bey? Bir dakika, bir şey çıkamayız. Ayhan Bey, bir şey Müsaade, bir şey soracağım. 33 kurşunu yapanlar kimdi? Yani kimden çok neye hizmet ettiğini konuşalım diye söylüyorum. Ben de size hani bakın neye hizmet ediyor kısmı size düşecek. Onu kıyaslarken. Size düşecek. Siz kıyaslıyorsunuz ama zaten ben de doğrudur diyorum. Ama bu tartışmadan anladığım bir PKK ile Hizbullah arasında çatışma bir riski var. Biz hayır, buna bakın, müsaade etmemeliyiz. Ama bakın burada, kimse bizim burada toplumumuzun kaçırırsak yüzleşmeyi bir daha, yapamayız. Bir yüzleşme mi olması gerekiyor? Şuna ihtiyaç var. Eğer birileri bu süreçte yani 90'lı yıllar çok net bir ayna, siz içinde hani yaşadığınızı söylüyorsunuz. Hepimizin bütün kamuoyunun bildiği bilgiler var. O dönemle ilgili eğer yani işte şimdiye kadar Hizbullah kendi yaptığı savunmasında yani biz yapmadık, devlet güçleri yaptı, bize mal etti dedi değil mi? Bütün savunması bunun evet, üzerine kurulu. Evet. İnternet sitelerine baktığınızda kendini savunan hı, kitaplarda bunu söylüyor. Şimdi bu durumda iki tane soru var. Birisi ya sizin adınıza bu işler yapılırken siz buna nasıl tepki verdiniz sorusudur. İki, bütün bunlar gerçekleşirken devlet hangi hesabın içindeydi? Bugünkü hükümeti kastetmiyorum. Ben Hizbullah'ın da o konuda temiz kaldığına inanmıyorum. 90'lı yıllarda kendi eleştirin devlet ama çatışmalar başladıktan sonra bu manipülasyonun içerisine girmiş yani halde. Söylüyorsunuz ama ben yani şunu düşünüyorum. 90'lı yıllar yani benziyor mu? Yani şunun için söylüyorum bunu sadece. Sonuçta zaman zaman güvenlik görevlileri bütün örgütlerin içine sızarak yani hiç ayırt etmeden söylüyorum. Yani bu tip yapılanmaların solda, İslami çevrede içine sızarak bunların gerilimi üzerinden yani kendi elini kirletmeden. Şimdi Ayhan Bey bir şey soracağım. Bana şuna cevap verir misiniz? Bizim arasında bu sorun bir şey soracağım. Bir şey bana şuna cevap verir misiniz? HDP ve PKK çizgisi bölgede kendi dışındaki bütün siyasi partilere rahat siyasi çalışma yapma hakkı tanıyor deyin. Ben sizinle bu konuda diyecek ya, bir hafızını bırakıyorum. Ben rahat bir çalışma hakkının herkese tanınması gerektiğini savunuyorum ama ben başka bir şey de söylüyorum. Hayır, elinizi vicdanınıza koyun. Basit bir şey soruyorum. Bakın ben basit bir şey söylüyorum. Batman'da bundan 2 yıl önce bir kişi hayatını kaybetti değil mi? Evet. Peki bunun faili niye bulunup cezalandırılmadı? Onlar da diyorlar ki failini bulun biz yapmadık. Yapmayın şimdi ama yani diyorlar biz yapmadık. Allah işte, Allah. Peki aranızdaki tamam, bunu söylüyorsunuz. Bir dakika. Ben de zaten bakın. Ben dedim ki devletin de bu konuda bu konuları yerine getirmek eksiği var. Ayhan Bey devam edersiniz. Hayır, sadece şunu söyleyeyim. Asıl mesele biraz yani ben burada Hüdapar'ı falan suçlamıyorum. Batman'daki olayın failini bulmak, yargılamak, cezalandırmak ve bu tip olaylar üzerinden spekülasyon olmasını önlemek devletin görevidir. Peki program içinde gireriz zaman zaman. Gerçekten çok çok önemli. Aytuğ Atıcı size devam edelim. Ne dersiniz? Bir güvenlik paketi yolda. Şu an ona nasıl ihtiyaç var? Ne kadar ihtiyaç var? Yani öncelikle helikopter kazasında ve otobüs kazasında hayatını kaybeden asker ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bingöl'ünde 3 yıldır gönüllü milletvekilini yapan bir kişi olarak da Bingöl'de yaşanan elim olaylardan dolayı duyduğum üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Bütün bu yaşananlar bize gösterdi ki şiddetin çözümü şiddet değil. Bakın burada anlaşacağız. Evet, anladım. Kabahati gelin yapmışlar, evde kalmış. Bakın demin iki tane değerli arkadaşımız, ikisi de entelektüel seviyesi yüksek, bilgili insanlar, aralarında anlaşamıyorlar. Bölge insanı ve bölgedeki... Efendim yok hakem kurulacakmış, hakem heyeti. Ne demek hakem heyeti? Devlet hakem olur mu böyle bir şeyde? İki örgüt arasında problem var ise yani biz aşiret devleti değiliz. Sivil toplum örgütleri. Ne olursa olsun. Söz ediliyor. Efendim bakın devlet hakem olmaz. Sivil toplum. Devlet sorunları çözer. Aytuğ Bey ben devletten ama bu devlet sorunları çözerken de şiddete başvurmaz. En büyük tehlike şu cümlede yatıyor. Hangisi? Şiddet misliyle karşılık bulacaktır. Bunu eğer benim başbakanım, cumhurbaşkanım söylüyor ise Didem Hanım, çok ama çok ağır bir problem yaşıyoruz demektir. Akıllı insanlar geçmişlerinden ders alırlar, daha akıllılar ise başkalarının yaşadıklarından ders alırlar. Demin Ayhan Bey birçok ülkeden örnek verdi, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Eğer şiddet çözüm olsa idi, kendi yaşadıklarımızdan örnek alalım, 12 Eylül'den sonra her şey süt liman olurdu. 12 Eylül gibi faşist bir darbenin arkasından bizleri paletleriyle ezen bir zihniyetin arkasından bugün hala
olaylar, sorunlar çözülmüş peki, değildir. Abdurrahman Bey şöyle düşünüyor. Eğer asayiş konusunda bir zafiyet yaşanırsa Hanım, diyor. Bir şey ekleyeyim. PKK şimdi, misli kavramı üzerinden şimdi, yanlış bir tanımlama yapılıyor. Bir dakika Abdurrahman Bey. Bir dakika. Ben bitireyim sonra. Bir virgül hemen geleyim size. Bir virgül nedir misli kavramı demek suç ve cezanın unkufiyeti demektir. Denkliği demektir. Misli, kat ve kat misliyle denmedi. Suç ve cezanın şimdi, misli kat demek, ve kat misli diye misli demek, Abdurrahman Bey. Kat Kur'an'da ve kata ayettir, gerek yok. Kur'an'da ayettir. Misliyle mukabele edin derken o aşırıya gitmeyin diye ifade ederken kastı şudur. Kasıt misilden kasıt suçun ağırlığına denk bir cezadır. Tamam. Devlet Kur'an'a göre hareket ya etmez. Bingöl'deki yargısız infaz ben devlet tartışacak tarafı yok. Devlet Kur'an'a göre hareket etmez. Etmemelidir. Misil kavramı Arapça bir kavramdır. Anlıyorum. Ben Arapçayı çok iyi bilen bir insanım. Misil o zaman biliyorsunuz. Evet. Gayet iyi bilirim ama bu arada devlet... Ayhan Bilge'nin de dediği arada kaynamasın. Yani Bingöl'deki yargısız infazdır. Bakın oraya geleceğim. Müsaade edersen deminden beri ikiniz konuşuyorsunuz ama müsaade ederseniz Bingöl'e de geleceğim. Şimdi bakın. Devlet misliyle karşı vermez. Devlet iki şey yapar. Bir, failleri bulur, cezalandırır, hiçbir şey faili meçhul kalmaz. İki, bunu yaparken de bu şiddet olayları neden ortaya çıktı, bunu araştırır. Asayiş dediniz. Bakın, asayiş sadece silahla yahut da güçle, kolluk güçleriyle olmaz. Asayiş çok önemlidir. Eğer bir ülkede asayiş sorunu yaşıyor isek gerçekten büyük sorunlar yaşarız. Asayiş zafiyeti var mı sizce bölgede? Asayiş zafiyeti var tabii ki. Olmaz olur mu? Ben daha geçen hafta Bingöl'deydim. Yani zaman el verirse oradaki izlenimlerimi size anlatırım. Elbette asayiş zafiyeti var ama asayişi tesis etmek silahla sadece olmaz. Asayiş bir huzur ortamı sağlamak için yaratılır. Bunun için de bilimsel yöntemler kullanılır. Polisiye yöntemlerde suçlulara yönelik olarak kullanılır. Evet, bir suç var ise o kişiyi devlet bulur, ayıklar, alır cezasını verir. Neye göre verir? Anayasaya göre verir, evrensel hukuka göre verir ve Türk hukukuna göre verir. Evet. Bunu yapar. Ve bir yandan da acaba bu şiddet niye oluştu diye araştırır. Hırsızlık varsa, terör varsa bunları araştırır. Bunların ortaya çıkmasına neden olan hadiseleri ortadan kaldırır. Bakın idam var iken idam cezası uygulanan suçlar azalıyor muydu? Hayır, azalmıyordu. Darbelerden sonra ayaklanmalar veyahut da özgürlükler isteme azalmış mıydı? Hayır, bunları biz yaşadık. Bizim kuşağımız yaşadı. Ne zaman bir sorun şimdi, çıksa Gezi'de veyahut da düzenleme ile polisin yetkilerinin artırılacağı, Türk Ceza Kanunu'ndaki iki kritik maddenin değişeceği, tamam. Yasa dışı eylemlere yönelik verilen cezaların artacağı, şiddet eylemlerine katılanların tutuklu yargılanmasının sağlanacağı, molotof atanların 5 yıla kadar yargılanmasının sağlanacağı şeklinde bir Didem Hanım, bunlar çözüm değil. Bunlar çözüm olmayacak. Bunlar asla çözüm neye olmayacak. Neye yol açacak Sayın Atıcı? Bunlar daha çok gerginliğe neden olacaktır. Yani idam cezası varken de insanlar bu suçları işliyorlardı. Burada hiçbir şekilde siz suçluyla suçsuzu ayıklamadan eğer topyekun bir müdahale yapar iseniz huzuru sağlamanız mümkün olmaz. Evet, bir suç varsa bunu ayıklayacaksınız ve kesinlikle de insanların özgürlük alanlarını kısıtlamayacaksınız. Şimdi siz topyekun özgürlük alanını kısıtlarsanız puşi taktı diye bir çocuğu içeri atarsınız. Maskeli gezdi diye bir çocuğu içeri atarsınız. Bir çocuk gençtir, ergendir, bir maske taktı diye bu çocuğa suçlu yaftasını Sayın Cumhurbaşkanı yapıştırmıştır. Bu doğru değildir. Suçluyla suçsuzu ayıracaksınız ve insanlara özgürlük alanları sağlayacaksınız ve genişleteceksiniz. Hı hı. Ama bu özgürlük alanları suç işleme özgürlüğünü hiçbir zaman asla kazandırmayacak. Yani sizin özgürlük alanlarının bu yasa bahane edilerek daraltılacağı endişesini mi yaşıyorsunuz? Endişe değil, bu hepimizin herhalde ortak endişesidir. Bu yasalar eğer bu şekilde çıkarsa asayiş sağlayacağım diye polisiye tedbirler kullanılır ise özgürlük alanları daha da daralacaktır. Sıkışan gazlar gibi patlama daha da büyük olacaktır. Bunu yapmaya gerek yok. Peki. Devletin görevi suçlu suçlu ayırmak. Burada bir ara vermem lazım. Aranın tamam. Ardından yine sizle devam edeceğim. Peki. Sizin de... Ama Bingöl'le ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Tabii, çünkü bir ara önemli. Verelim. Siz de söz istediniz. Nevzat Bey'i de dinleyeceğiz. İzninizle biraz ara sonra birlikteyiz.